Merhaba, özellikle bilişsel davranışçı terapide kullanılan bir yöntem var, yüzleşme yöntemi. Uzmanlar danışanları hazır olduğunda ve bunu tam olarak gördüklerinde bu yolda iyi olmak istiyorlarsa onlara yüzleşme yöntemini önerirler ve az az ödevler verirler. Şunu bir adım yaparsan bakalım başarılı olacak mısın, yapabilecek misin diyebilirler. Danışanlar da bu ödevi alır ve o hafta yapmaya çalışır örneğin. Ve sonrasında da o tedirgin oldukları davranışın esasında çok da tedirgin olunacak bir şey olmadığını, o tedirgin oldukları şeyin esasında çok da tedirgin olunacak bir şey olmadığını görürler. Ve böylelikle de yavaş yavaş zihinlerindeki şablon değişmeye başlar. Harika bir coğrafyada yaşamak ister miydiniz? Ya da çok çorak, güneşi çok görmeyen, gölgelerle, çiçeksiz, ağaçsız bir yerde mi olmak isterdiniz? İşte zihninizin coğrafyasını da pırıl pırıl harika bir hale getirmek istiyorsanız prefrontal korteksi yani ön korteksi kullanarak, bilincinizi kullanarak iyi şeylere imza atabilirsiniz. Harika bir coğrafya oluşturabilirsiniz. Bu nasıl olur? Dediğim gibi bilişsel davranışçı terapide yüzleşme yöntemi diye bir şey var. Ancak insanlar belki de bazen o yüzleşme yöntemine hemen ilerlemek istemeyebilirler. Ya da bu çok güvenilir bir limanmış gibi gelmeyebilir. İşte o anda aklıma ara bir yöntem geldi. Mesela insanlar bazı şeyleri yapmaktan geri dururlar. Çünkü o şeyin o anda iyi olmayacağını düşünürler. Mesela çok duygularını ifade edemediği bir ortamda yetişmiş bir birey yaşı ilerledikçe de duygularını ifade edemeyebilir. Böylelikle de şöyle düşünmüş olur. Bir şey yaparsa kötü bir şey yapmış olur. O kişilerle konuşmasa daha iyi. Ya da genel olarak söylersek kişi bir şey yaparsa iyi bir şey olmayacak. Kötü bir his. Oraya gitmemesi, onu yapmaması, oraya doğru yönelmemesi daha iyi tarzında hisler oluşur. Bir mani, bir ket oluşturmaya başlar. İşte o ketin aşılması için, gerçeğin görülmesi için kişiye bazı uygulamalar söylenir. Aktarılan bu uygulamalarla kişi de yavaş yavaş ilerlemeye başlar ve onu aşmaya başlar. Ancak şöyle bir durum var. Zihinsel manada baktığınız zaman nöronlar arasında sinaps denilen yollar var. Bu yollarda şuna benzetilebilir. Tabiatta nasıl patikalar vardır? Bir yolda gidip gelindikçe orada çimler azalır, bir yol oluşur. Bitkiler bir yol açmaya başlarmış gibi bir hal olur doğal yoldan. İşte zihinde de böyle şablonlar var. Alışkanlıkların oluşturmuş olduğu bazı şablonlar var. Nörotransmitter veya nörotransmitter denilen şeyler salgılanıyor, iletiliyor, yollar oluşuyor ve bazı alışkanlıklar oturmuş oluyor. İnsanlar o alışkanlıklarla ilerliyor. İşte onun aşılması için de terapistler yüzleşme yöntemini önererek esasında çok da tedirgin olunmayacak şeyler olduğunu aktarmaya çalışıyorlar. Ondan önce size söyleyeceğim yöntem yüzleşmeye gelmediyseniz. Çünkü yüzleşme tabii ki iyi bir yöntem fakat hazır olunduğunda evet biraz acı hissedebileceğiniz bir yöntem mental olarak, ruhsal olarak. Yani o anda size pek de kolay gelmeyebilir. Bu yöntemi deneyen ve daha iyi olmayı isteyen bireyler için. Şöyle söyleyeyim, yüzleşme yönteminden önce eğer kişi şöyle bir şey düşünürse, çok güvendiği bir insan olmasını rica edeceğim bu kişinin. Bu kişi çevresinde dürüstlüğüyle nam salmış, çok dürüst, güvenilir bir insan da olabilir. Ekranda gördüğü bir insan da olabilir. İnsanlar tarafından dürüst olduğu ve güvenilir olduğu, sağlam karakterli olduğu ve her söylediğinin doğru olduğu bilinen bir insan olması tercih edilendir. O insanı zihninizde düşünüp bir şey yaparken eğer kendinize mani teşkil edebilecek hisler hissediyorsanız bünyenizde şöyle yapabilirsiniz. O şeyi yaparken o kişi size şöyle söyleyecek. Tabii ki bir şey olmayacak. Yol alabilirsin. İlerleyebilirsin. Bir şey olmayacak. İyi olacak her şey diye cümleler söyleyebilir ve böylelikle de o konunun sorumluluğunu ruhsal manada zihninizdeki o kişi almış olur ve siz de yavaş yavaş o az az adımlarla ilerleyerek ve nihayetinde de olumsuz bir şey olmadığını görerek yapmanız gereken şey her neyse onu yapabilirsiniz. Mesela
üniversitede bir sunum yapmak istiyorsunuz. O sunuma gitmek için biraz da tedirginsiniz, gidemiyorsunuz. O sunumu geçmezseniz eğer dersten kalacaksınız, bir yıl daha uzayacak, tekrar tekrar efor sarf etmek durumunda kalacaksınız. Böylelikle de o dersten kalmayı bile göze alabiliyorsunuz. Ya insanlar sizin yeterince iyi olmadığınızı düşünürlerse, ya kendinizi iyi hissetmezseniz, ya istediğiniz şeyi yapamazsanız gibi gibi konular aklınıza gelebilir ve oraya gitmekten bile vazgeçebilirsiniz. İşte bunu yapmıyorsunuz. Ya da genel olarak söyleyelim, şunu yaparsan kötü bir şey olacak, şunu yaparsan iyi şeyler olmayacak şeklinde düşünceler aklınıza geliyorsa, zihninizde güvendiğiniz bir kişiyi canlandırıyorsunuz. Bu çevrenizden güvenilir birisi de olabilir. Ekranda görmüş olduğunuz birisi de olabilir. Televizyon ekranından görebilirsiniz, telefon ekranından görebilirsiniz, bilgisayar ekranından görebilirsiniz. Güvenilir ve sağlam karakterli olduğundan emin olduğunuz, çok kişi tarafından sağlam karakterli olduğu bilinen bir kişi olabilir ve o kişi size şöyle söyleyecek: gidebilirsin, olumsuz hiçbir şey olmayacak, herkes ve her şey iyi olacak, ilerleyebilirsin. Tabii ki olumsuz bir şey olmayacak, iyi olacak, ilerleyebilirsin diyecek ve böylelikle de siz ilerlemeye devam edeceksiniz. Sonrasında yapmış olduğunuz davranışın ardından olumsuz bir sonuç görmeyince, o sunuma gittiğinizde düşündüğünüz kadar ya da hissettiğiniz kadar olumsuz şeyler olmayınca, bu konunun da size şöyle bir mesaj verdiğini anlayacaksınız. Demek ki her düşündüğünüz şey gerçek değilmiş. Şunu söylemek istiyorum, insanlar bazen hislerine çok sarılırlar. Şöyle hissediyorsa eğer kesin böyle bir şey olacak. Böyle oluyorsa böyle değil, böyle bir şey yok. Çünkü bilim kanıt ister. Bilim de eğer bir teziniz hipoteze dönüşecekse şöyle bir şey olması gerekiyor. Siz bir şey yaparsınız, ardından bir şey olduğu zaman kesinleşmiştir. Laboratuvar ortamında veya genel olarak günlük hayatta bir şeyin ardından bir şey her seferinde oluyorsa, o zaman tamam dediğiniz şey doğru. Ancak şöyle düşünebilirsiniz. Çok iyi şeyler düşündünüz, düşündüğünüz bütün iyi şeyler gerçek oldu mu? Ya da olumsuz olarak düşündüğünüz şeylerin hepsi gerçek oldu mu? Demek ki hislere her zaman çok sarılmak, geride durmak iyi bir şey değil. Bazen hayata dokunmak, hayatı deneyimlemek gerekiyor. Ve bu da daha zevklidir, daha eğlencelidir. Bunu burada aktarmak istedim. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.